Uykusuzluk sorunu yaşayanlar var bu dönemde. Onu nasıl dengeleyebiliriz diye sorular geliyor. Evet, eğer ki uykusuzluk bir problemimiz varsa bu da gün içerisinde halsiz Evet. bırakıyor bizi. Çünkü sahura kalkıyoruz, tekrar uyuyoruz veya sahura kadar uyumayabiliyoruz. Lütfen o arada uyumaya çalışalım. Eğer ki tüm gün sahura kadar uyanık kalırsak tüm gün zaten enerjisiz oluruz. Bu yüzden akşam 12-11 gibi yattığımızda tekrar sahura kalktığımızda kendimizi daha zinde hissedeceğiz. Kalkılmayanlar ne yapsın o zaman şimdi? Mutlaka Benim gibi kalkılmalı. erken yatıp erken uyananlar için şimdi sıkıntı yok. Ama belki 2 hafta sonra sıkıntı başlayacak. Diyeceğim ki sahurada uyanamıyoruz. Hocam ne olacak şimdi Evet, diye. aslında mutlaka uyanılmalı. Çünkü az önce de dediğimiz gibi eğer ki akşamdan yiyeceklerle, iftardaki yediğimiz yiyeceklerle tutacaksanız gün içerisinde çok fazla acıkırsınız ve şeker düşmesi yaşayabilirsiniz. Bu da doğal olarak bayılmaları meydana getirebilir. Ciddi bir sağlık problemi aslında. Geç yatanlar için geçerli mi peki? Kişi 12-1'de uyudu, sahura kalkmadı. Çünkü öyle tutan arkadaşlarımızdan çok fazlasıyla duyuyoruz. Bazen sahuru kaçırıyoruz ama zaten 1'de yatıyorum, uyanmama da gerek yok diye. Eğer ki yatmadan önce hemen bir şeyler tüketiyorsa bu da aslında mide rahatsızlıklarına sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden hemen uyunulmasını istemiyoruz. Eğer ki 12'de bir şey yediyse, sahurunu 12 gibi yaptıysa 1-1,5 gibi uyuduğunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır. Fakat hiç yemeden yattıysa saat 12-1 gibi bu gün içerisindeki halsizliğine dönüşebilir. Burada denge yine sağlıklı Kurmak beslenme. gerekiyor. Özellikle sahur sonrası şöyle bir yarım saat, bir saat bekledikten sonra aslında yatılması çok daha doğru olacaktır. Fakat yine güne çok erken başladığımız Başlayın. için hemen yatıyoruz. Bu da doğal olarak gün içerisinde midem ağrıyor şeklinde geçiriyoruz.